Gitme oraya. Tehlikeli. Uçurum orası. Gidersen düşeceksin. Benim lekeyim. Yolu biliyorum. Güven bana. Bu karanlıktan çıkacağız. Düz saçmalık. Rüyada bile hadsiz. Her işin içinde. Ne yana baksam karşımda. Her şeye bir cevap. Ama bitti. Bundan böyle herkes yerini bilecek. Teşekkürler Tanrım. Bu cömertliğin için. Kuşlar, anneme selam söyleyin. Günaydın. Günaydın Canukam. Kuşların, böceklerin seslerine uyanmak ne güzel değil mi? Böceklerin mi? Evet, Ağustos böcekleri. Dinle bak. Ne çok ses çıkarıyorlar. Görebilir miyim onları? Tabii. Keşfe çıkarız, birlikte görürsün. Beni mi aradı ya taş parçası? İşte geldim. Sakın merak etme. Seni bu tuhaf murabiyeyle bir başına bırakmam. Amcam birazdan gelir canım. Şimdi tulumunu katlayıp karavana getir. Uyku vakti bitti. Kime niyet, kime kısmet? Evliliğinin ilk gününde karınla yapacağın kahvaltıyı hayal etmiştin. Bak kısmetine kim çıktı? Ne edeceksin?
Hayat böyle. Kul kurar, kader gülermiş oğlum. Hiçbir iş planına uymuyor ki. Olsun, çok geçmeden kavuşursunuz Allah'ın izniyle. 6 ay sonra da güle oynaya döner gelirsiniz inşallah. Amin. Esas mesele çocuk da değil. Siz mutlu olun, gerisi boş. Tabii tabii, orası öyle. Yeter ki siz mutlu olun. Biz iyi olacağız, siz merak etmeyin. Patlayacak gibi geliyor. Bir şey mi oldu? Kafan atmış seni. Ormanda hayalet mi gördün? Yoksa rüyamda beni mi gördün? Uzak dur. Eşyaları toplamaya yardım et. Gidiyoruz. O mektupta yazıyordu. Şimal Yıldızı. Şimal Yıldızı falan yok artık. Bitti. Onun ışığı söndü. Dün gece yüzünden mi? Sana söylediklerimin yüzünden. Demek bana kızdın diye Yusuf için yaptığımız kamptan vazgeçiyorsun. Öyle mi? Sen kimsin ki senin sözlerinden etkileneyim? O zaman neden gidiyoruz? Buraya solgun çiçek gibi geldi Yusuf. Bak nasıl şimdi. Yanakları pembeleşti. Hemen toparlamaya başladı. Amca. Neredeydi? Salıncak kuralım mı? Ya da keşife mi çıkalım? Balık tutarız demiştin. Yaparız ateş parçası. Ne istiyorsan yaparız. Yarın yolcuyuz. Hazırsınız değil mi? Hazırız zaten. Hazırlanacak bir şey yok. Bütün eşyalar ev sahibinindi. Biz de giysilerimizi falan toparladık. Sultan Hanım, evi kiraya bile vermişler. Yeni komşularım bile hazır. İyi, gelsinler, hoş gelsinler bağlam. Emme, sizin yeriniz ayrı dünür. Özlerik sizi. Efendim Duygu? Sen hiç merak etme. Hiç sorun yok. Ne gerekiyorsa yaparız, hallederiz her şeyi. Anladım. Sen bunları düşünme. Sadece tedavine odaklan. Tamam. Ben arayacağım seni. Görüşürüz. Ne diyor oğlum? Her şey yolunda mı? Doktorlar Duygu'nun tedavisinin biraz daha uzayabileceğini söylemişler. 6 ay değil, 1 yıl. Hatta daha da fazla uzun sürebilirmiş. Daha uzun kalacaksınız, öyle mi? Yani o kadar da dertlenmeyin. Ben burada yalnız değilim. Volkan oğlum var, Kara var, İbrahim var. Hep görüntülü konuşuruk, araşırık. Değil mi? Kızım. İçebilirsin canım.
isteyen oldu mu? Bazen insanlar ters tarafından kalkar canım. O zaman sinirli olurlar. Amcanın yattığın yerde büyük bir taş vardı belki de. Sen nasıl uyudun bakalım minik kuş? Rüya gördün mü? İlk kez yattığın yerde gördüğü rüya çıkar derler. Hemen çıksın o zaman. Acil durum yanıyordum rüyamda. Gökyüzüne bakıyordum. Her yeri görebiliyordum. Minik kuş ağaçları mı konmak istiyor? Ama meyveler de vardı ağaçta. Renkli renkli. Ormanda meyve ağacı zor. Ama yabanlısını buluruz belki. Bakalım rüyanı gerçek yapabilecek miyiz? Hadi şimdi sen söyle, seninkini de gerçek yapalım. Benim rüyam çok güzeldi canım. Işıkların içinde yürüyordum. Gitme oraya. Bu karanlıktan çıkacağız. Amca, sen ne gördün rüyanda? Hani gerçek oluyormuş ya. Hiç. Hiçbir şey görmedim ateş parçası. İnanma bunlara. Saçmalıktan başka hiçbir şey değiller. Ben odun kesmeye gidiyorum. Anladım ben. Yattığı yerde koca kaya varmış. Hadi yiyelim biz. Yoklukları hissedilecek değil mi? Çok özleyeceğiz. İyi olsunlar da özleme katlanırız. Kolay gelsin. Şimdi amirimin yanından geliyorum. Arkadaşlar, Almanya'daki Türk konsolosluğuna atandım. Hayırlısı olsun komiserim. Sizin için de hayırlısı olsun. Biliyorsunuz yerime yeni bir amir gelecek. Hadi bakalım, işimize dönelim. Bu operasyon benim için çok önemli. Bitirmeden gidersem gözüm arkada kalır. Ne durumdayız? Tekir Kodu adlı sağ muhbirimizden teyitli bir ihbar aldık komiserim. Netleştirdik. Sırtlan Ercan bugün iki büyük mafya babasıyla buluşacakmış. Bölge paylaşımı yapacaklarmış. Mekanın konumu da saati de mevcut. Nihayet iki yıllık emeğimizin sonucunu alacağız komiserim. O sırtlan kuyruğunu bu sefer bize kaptıracak. Aralarındaki en tekinsizi, en acımasızı Sırtlan Ercan. Şimdiye kadar kimse hakkında gerçek bilgiye ulaşamadı. Ele avuca sığmaz. Manyak bir adam. Bir nevi hayalet. Sırtlan Ercan. İstanbul'un yeni belası. Bugün bizim için çok önemli. Tek yanlış yapan olursa canına okurum. Nasıl okurum uygulamalı gösterelim. Gel buraya. Hayvan. Sen. Sana kıyamet kopsun.
olsa depoyu kimseye teslim etmeyeceksin demedin mi lan? Abi, vuracaklardı beni. Haklısın. E tabi, can bu. Haklısın. Kıyamam sana. O yüzden ben değil. Sen kıyacaksın. Al bunu. Tut! Abi. Şşş, dur. Aferin lan. Ne güzel tuttun öyle. Şimdi sık güzelce topuklarına. Yapma. Siktir lan yoksa ben iki topuğunu birden patlatırım. Tercih senin, sık. Sık lan! Bugün tek yanlış yapan olursa topuklarına değil, direkt beynine patlatırım. Kapış? Hadi hazırlanın şimdi. Ağır abiler gelir birazdan. Bugün benim günüm. Sırtlan Ercan'ın İstanbul'un en büyük lokmasını ısıracağı gün. Hadi! Alın götünü şundan. Nasıl? Şarkı beğendin mi? Hı hı. Çocukken hep bu şarkıyı söyleyerek dönerdim. Kuş olup uçmak isterdi. Her yer dönüyor ana. Dikkat et, ateş parçası. Ayaklarına bir şey batmasın. Çık oradan. Ama Yusuf daha beni gıdıklıyor. Çıkmasam? Suda toprak gibi siniri alıp götürür. En çok sana lazım. Bence sen de gir. Söyle Cengiz. Yaman Bey, kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum. Nana Hanım'ı aradım ama ulaşamadım. Şarj aletini unutmuş. Göndermemi ister misiniz? Şarj aletini evde unutmuşsun. Öyle mi? Olsun. Seninki var zaten. Gerek yokmuş. Özel işlerini ben mi halledeceğim? Niye bakmıyorsun telefonuna? Dua varken burada gidip telefonuma bakacağım. Kısık sesi. Kim arayacak ki? Hadi çıkalım canım. Bizim sinirler gitti. Yardım edeyim mi amca? Gel bakalım. Arıyorum, niye açmıyorsun? Yoksa yine çiftlik sefasında mısın? Bunu da buraya koyacağız. Çok yoğunum konakta. Cevap veremiyorum. Bir gelişme olursa yazarım. Kampta korumasız olduğumuzu bilmemeli. Buna nadan bir cacık olmaz. İyice canımı sıkmaya başladı.
Bir sessizlik, bir telefona cevap vermemeler, aramalara geç dönmeler falan. Bir işler çeviriyor ama ne? Kalın millet abi ya. Böyle sinsice ufaktan arırlar voltalar. Bir eski sevgilim vardı. Aynı bunun gibi yavaş yavaş terk etmişti beni. He işte. Bu da yavaştan kopuyor benden. Burnuma hiç iyi kokular gelmiyor. Bu kızda kesin bir şeyler var. Çok şey istiyorsun. İstanbul'un yarısını alamazsın. Onu unut. Geri sen kimsin? Daha bu alemde 2 yıllık geçmişin var. Nereden geldin, nereye gidiyorsun, kimin yanında yetiştin belli değil. Beni kurtlarla sırtlanlar büyüttü Turgut Efendi. 2 yıllık namım seni 20 yılına ezer geçer. Ondan mı bu sinirin, bu öfken? Bir soğuk su getirsin mi çocuklar, ister misin? İstanbul hepimize yeter beyler. Sakin olun. Yeter mi, bakacağız ona. Bakacağız. Söyle bakalım Turgut. Hangi bölgeleri istiyorsun? Kendi mıntıkama ek olarak Samatya'dan Bakırköy'e olan bütün hattı istiyorum. Samatya'dan Bakırköy'e olan bütün hattı. Benim evin anahtarını da versin mi çocuklar? İster misin? Hayırdır lan? Koskoca bölgenin sevkiyat işleri sende mi olacak? İşinize geliyorsa ben bayrağımı çoktan diktim. O bayrağın kazığını alır, o böğrüne sokarım senin o böğrüne. O bölge benim hakkım lan! Orası benim! Elde etmek için kaç kişiyi hallettiğimi biliyor musun? Çelik kardeşlerim diyorsun. Polisi takip et beni, kurtaracağım seni. Sıkışıp kaldık burada. Nerede güvende olacağız? Konuş lan. Sen mi ihbar ettin bizi? Beni böyle mi temizleyeceksin? Saçmalama. İndir o silahı. Kendimizi paket mi edeceğiz? Çekip değil. Hayır, hayır. Dur. Lan yoksa bu senin indirdiğin çelik kardeşlerin işi mi? İntikam mı almak istiyorlar? Mümkün değil. Onların kökünü kazıdım. Çelik ailesinden kimse kalmadı bu alemde. Bir gece hepsini haricin dibine yuvarladım. Ben temiz çalışırım. Dur!
Teslim olun. Allah kahretsin. Sırtlan Ercan buraya kadarmış. At o silahını. Mola verelim biraz. O zaman. Demek beni yakalayan müthiş ekip sizsiniz. Vallahi bakanlık ödül vermez. Koskoca Sırtlan Ercan'ı paketlediniz ya. Vallahi bak. Tebrik ediyorum sizi. Misafiriniz olmak benim için şereftir. Ama bu misafirlik uzun sürmeyecek. Beni fazla tutamazsınız. Arabaya bek. Dur dur sakin ol. Bir selfie çekilelim ya. Büyük balık yakaladınız sonuçta. Eşe dostu gösterirsiniz. Her türlüsünü gördüm. Böylesi ilk defa görüyorum. Bin lan araba! Tamam, tamam. Ben de yorulmuştum zaten. Biraz dinlenmek bana da iyi gelir. Hadi eyvallah gençler. Yapma fışak. Suda toprak gibisini de alıp götürür. En çok sana lazım. Bence sen de gir. Şu anda beni sinirlendiren tek şey sensin. Anne bak, şunlara bak. Meyveleri görüyor musun? Evet minikuş, onlar yaban meyve. Ama çok lezzetli. Çıkıp toplayabilir miyim? Sen bunları topla, ben yukarıdakileri toplarım. Tamam mı? Düşeceksin. Çocukluğun dağlarda geçti benim. Düşme, merak etme. Başıma iş çıkartacaksın. Keçi gibiyim ben. Minik kuş, nasıl çıkıyorum bak şimdi. Bir şeyim yok, iyiyim ben. Ay. Ay. Sana laf yetiştirirken düştüm ben. Gördüğün gibi negatifte yanlış yere bastım ben. Tabii ya, benim yüzümden düştün. Yoksa dağlar, ormanlar seni çok sever, öyle değil mi? Evet, tabii. Hadi kalkmaya çalış. Tamam. Şimdi olacak. Bak minik kuşum. Ver elini. Geçer birazdan. Ay. Aslında ben oturayım burada biraz. Zaten manzara çok güzel. Dinleneyim. Ne yapıyorsun? Kum torbasıyım ben. Basamıyorsun, sus. Gerek yok yardımına. Gerekirse sorunu sorunu gidelim ben. Bırak. Sürünmeni izlemek ilginç olabilirdi. Ama dua et ki o burada. Laftan anlamıyorsun. Hep dikine gidiyorsun. Hep başıma iş çıkartıyorsun. Hepsi senin kötü enerjin yüzünden.
Sabahtan beri suratın duvar gibi. Sus. Sus yoksa yere bırakırım, bir daha hiç yürüyemezsin. Burak! Yavaş. Karpuz gibi açıyorsun beni. Çok bile sana. Buraya Yusuf için geldik, seninle uğraşıyorum. Sus artık. Sus ve otur. İyi misin Nana? Amcam süslediği için mi sussun? Pek geçecek mi? Hepsi benim yüzümden. Şimdi salıncağı da binemeyeceğiz. O salıncağı ne olursa olsun bineceğiz canım. Söz verdim ben bir kere. Mürebbiyeyi hasta bakıcıyla yapmadım kalmıştı. Uzat ayağını. Ver bana sarkıyı, ben sararım. Uzat dedim. Al, sar. Sağ ol. Öyle olmaz, ver şunu, ver. Yavaş, düşünce kırılmadı ama sen kıracaksın. İnsan senin eline düşmesin. Ne yapıyorsun? Dondun. Donsun. Donsun ki işe yarasın. Tut. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker mürebbiye. Bunu bir türlü öğrenemedin. Üzerine basmayacaksın. Konya mihmare bari verem. Halat ki usmak en hepsi ben burayı. Ne dedin ona? Amcana teşekkür ettim canım. İyi ki var dedin. Yoksa ben ne yapardım? Eftik rahatla bak. Sen mi ihbar ettin lan yoksa bize? Ha? Sersem herif. Biz birazdan çıkar gideriz, sen bu kodeste kalırsın. Avukatım gelip çıkartacak bizi buradan. Ellerinde seninle masada olmamızdan başka bir şey yok. Hakkımda da hiçbir şey bulamazlar. Öyle mi? Vallahi mi? Aa.
Bence sen en az 70 yaşında anca çıkarsın podestten. Turgut Efendi! Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun lan sen? Ne 70 yaşında olsun? Hey! Ne oluyor burada? Kesin sesinizi. Amiriniz yok mu sizin amiriniz? Çağırın bana onu. Ben bu adamlarla aynı yerde kalmam. Çağırın amirinizi hadi. Ortalığı sen karıştırıyorsun. Onların yanına tıkılmak istemiyorsan kes sesini. Amiriniz diyorum, amiriniz. Nerede amiriniz? Otur lan oturduğun yerde. Amir! Neredesin amir? Amir! Adama bak bir de utanmadan amir diye bağırıyor. Lan benim canımı sıkma. Yoksa var ya seni öyle... Volkan! Ne oluyor? Sesiniz geri göğe inletiyor. Sırtlan Ercan hanginiz? Benim komiserim. Komiserim ben de sizi çağırmalarını rica etmiştim. Ben oturuyorum burada hanemde böyle uslu uslu. Ortalığı onlar karıştırıyor. Vallahi çok sıkıldım. Belli ki sizin sözünüz geçiyor. Beni bir buradan çıkarsan. Ha? Olur. Hay hay. Kara. Aç kapıyı. Kara aç kapıyı. Hay Allah razı olsun senden. Vay devrem. Kaç yıl oldu ya görüşmeyeli. Ha? Gram değişiklik yok valla. Valla senin için ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sen görüşmeyeli Sırtlan Ercan olmuşsun. Eyvallah. Arkadaşlar tanıştırayım. Emniyetin efsane şahsiyetlerinden Ferit. Son operasyonda son ihbarı yapan muhbir kendisiymiş. İstanbul'un en büyük organize kaçakçılık çetesini çökertmedi. Çelik cinayetini de çözdü. Geberteceğim lan seni. Seni geberteceğim! Ne dedim lan ben sana? Ha? En az 30 yıl. Şimdi sen buradan doğru posta kodese. Hadi. İtip kalktığı yetmedi. Şimdi ile sopayı mı döveceksin? Ayağa kalkarken buna yaslanacaksın. Üzerine basma. Al. Öyle kızgın ki bana. Tekerlekli sandalye bile yapar. Ondan uzak olayım diye. Sen gitsene. Benim başımda durmana gerek yok. Sopanda var artık. O ne bakış öyle? Tamam, affedersin. Düştüğüm için özür dilerim. Yoksa varlığım için özür dilemek gerek. Çünkü konum düşmeyin değil. Anladım ben bunu. Başka bir şey var. Neden ama? Neden bu kadar kızıyorsun bana? Ne yaptın ki sana ben? Benimle gel. Yolu biliyorum. Güven bana. Bu karanlıktan çıkacağız. Sana diyorum. Senin benimle derdin ne? Senin sorunun ne biliyor musun?
üzerine vazife olmayan her şeyi merak ediyorsun. Sen kimsin ki benim seninle bir derdim olsun? Haklıyım işte. Var bir şey, var. İplerden biri kısa kaldı. Biraz çek. Ya da sen bilirsin. Gel bakalım ateş parçası. Hop. Aferin sana. Şimdi sıkı tutun ateş parçası. Biraz uçuracağım seni. Bu parktaki salıncaklara benzemez. Bulutlara diyeceğim sanır insan. Ama sen de binecektin ona. Onu kaçıramam. Amca dur beni. Nana da binecek. Ben sallayacağım senin ana. Tamam canım. Amca, yardım eder misin? Ben senin gibi hızlı sallayamıyorum. Yok sakın. Ben şimdi hallederim. Olmuyor işte nana. Amca. Geç ateş parçası. Çok zevkli değil mi nana? Hadi amca uçuralım gökyüzüne kadar nanayı. Hızlı sallıyorsun. Amacın ne? Beni uzamaya fırlatacaksın. Aş taşımayacak şimdi. Yeter. Az daha uçuyordum canım kal. Ama nana, senin ayağın sakat, beni sallayamazsın ki. Oturalım sadece. Sultan Ana, sen sihirbaz mısın? Bu nasıl bir yemek, bu nasıl bir lezzet ya? Yaptık işte bir şeyler. Yok mütevazı olma, getir öpeceğim o güzelini. Afiyet olsun yavrum.
Ye ye. Devamı var. Hasret kalmışım ya şöyle elinden çıkan yemeğe. E gizli görevlerde sürünmekten kendini unutmuşsun belli halinden. Biraz kendine bak. Toparlanma vakti artık. Bundan kelli. Canın çekti mi? Gelip burada yiyorsun yemeğini. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı merkez. Üç öğün beraberiz bundan sonra. Çünkü neden? Burası cennet, cennet. Çok şanslısınız Volkan. Ferit en zor dosyaların adamıdır. Eline attığını da çözmeden bırakmaz. Ekibin sırtı da yere gelmez artık. Estağfurullah Ali'cim, estağfurullah. Senin de yerin doldurulmaz. Kalacak yerin var mı? Yok daha, bulamadım. Ama bulurum elbet. Buluncaya kadar burada kalabilirsin. Ben de gidiyorum zaten. Hem halam da çok memnun olur. Olmam mı? Olurum tabii. Başka yer aramaya harcet yok. Ev var burada. Yok ya, ben bulurum birkaç güne. Zaten şimdi polis evinde kalıyorum. Paşalar gibi bakıyorlar bana. Bence hayır demeden bir düşün. Düşündüm. Valizimi alıp geliyorum. Ama Sultan Ana, geçici bir yer bulana kadar. Tamam? Çünkü ben sana kıyamam. Ben serseri, dağınık bir adamım. Sen yapamazsın beni. Sen hele bir gel. Sonrasına bakarız artık. Yemeklerimi hele bir ye. Ondan sonra gidiyor musun, kalıyor musun görürüm. Hadin ana, zaman gelmedi mi artık? Benim o sana anlatacak mı ya? Evet, şimdi zamanı geldi işte. Başlıyorum, hazır mısın? Evvel zaman içinde çok uzak diyarlarda sihirli bir orman varmış. Bu orman ışıklı, parlak kanatlı perileri olmalıymış. İnsanlardan uzakta mutluluk içinde yaşarlanmış. Bazen insanlar da gelirmiş ormana canım. Ama insanlar için bir şart varmış. Dün batmadan ormandan çıkmaları gerekirmiş. Çünkü gece olduğunda sihirli ormanın yolları kaybolurmuş. İnsanlar eve dönemezmiş. Güneşin battığını fark etmezmiş bazıları. Karanlık ormanda yapayalnız yollarını bulamazken periler çıkarmış meydana. Eğer yolunu kaybeder iyi biri ise elinden tutup ona çıkış yolunu gösterilmiş. Gitme oraya. Tehlikeli. Güven bana. Bu karanlıktan çıkacağız. Yetmez mi acaba bu kadar odun? İyi böyle. Nana, orman perileri senin kadar güzel miydi? Peri diye bir şey yok ateş parçası. Masallara inanma. Hem geç oldu artık. Hadi, yatıyoruz. Yarın erken kalkacağız.
geçeceğini sanıyorsun sen? Canukam, bütün duadaki canlar uyandı. Hadi, sen de uyan artık. Balık tutmaya gideceğiz. Kuş değil mi o? Bu sana. Aa! Küçük kuş değil. Aynı senin gibi bir yavru kuş gönderdi sana. Hadi bakalım uykucu Şeri. Sanki Nana'yı bize teyzem gönderdi. Ben üzülmeyeyim diye. Öyle bir şey yok ateş parçası. Bu mürebbiye bize denk geldi. O kadar. Hadi orta takımlarını toplayalım, balık tutmaya. Giy ayakkabılarını. Vay be, adam hakikaten efsaneymiş. Ya gizli görevde 2 yıl ne demek? Bir de bunun oncesi var. Nasıl dayanmış, nasıl sabretmiş vallahi pes. Bir o kadar da disiplin cezası varmış ama. Tam bir muamma. Kim bilir, belki sert aksi biridir. Evet arkadaşlar. Dün bir oyunla tanıştık. Ama artık oyun bitti. Hepiniz bundan böyle emrim altında eksiksiz çalıştığınız sürece sorun istemem. Eğer sorun yapan olursa hesabını sorarım. Bedelini ödetirim. Şaka lan şaka. İyi bir ekip olacağız, işimizi yapacağız o kadar. Ali komiser sizden bahsetti. Size güvenim tam. Evenle çalışmak da fena sayılmaz. Hoş geldiniz komiserim. Hayırlı olsun komiserim. Sağ olun arkadaşlar. Ali komiserin yerine gelen buysa, Duygu komiserin yerine gelen nasıl acaba? Arkadaşlar, merhaba. Merhaba Ayşe komiser. Senin burada ne işin var? Yok. Yok olamaz. Olamaz falan yok ya. Olmuş bile. Hayırlısı olsun. Tekrardan hoş geldin. Ben burada seninle çalışmam. Kolay gelsin. Kendisi eski kırım Ayşe, arkadaşlar. Canım, şimdi görevin balık yemlerini bu çantada koymak. Hadi bakalım. Oltaların olduğu çantayı bulamıyorum. Etrafı toplarken yerini değiştirmişsin. Nereye koydum acaba?
kere de uzak dur. Benden de eşyalarımdan da uzak dur. Bunlar benim malzemelerim. Bana ait. Benim olan hiçbir şeye dokunmayacaksın. Benim işime karışmayacaksın. Sınır tanımıyorsun. Benim alanımdan uzak duracaksın. Yoksa rüyamda beni mi gördün? Uzak dur. Eşyaları toplamaya yardım et. Gidiyoruz. Ay. Ay. Ver eline. Basamıyorsun üstüne. O yüzden sus. Sadece sus. Al. Sar. Sağ ol. Buraya Yusuf için geldik. Seninle uğraşıyorum. Sus artık. Sus ve otur. Senin benimle derdin ne? Senin sorunun ne biliyor musun? Hı? Üzerine vazife olmayan her şeyi merak ediyorsun. Hızlı sallıyorsun. Amacın ne? Beni uzamaya fırlatacaksın. Aç taşımayacak şimdi. Baksana gözüme. Anladım ben derdini. Çünkü sen kaçamadın benden, değil mi?